Nöropsikolojik test değerlendirmesini anlatmadan önce çok kısa nöropsikoloji ne demek diye baktığımızda beyin ve davranış odaklıdır. Yani beyin fonksiyonlarının davranışa ile ilgilenmektedir. Nihayetinde davranış olarak nefes almak ve kalbin atışlı bir davranışsa aynı şekilde diğer e, biz bunları kognisyon veya biliş diyoruz. Beyin fonksiyonları da aynı şekilde bir e, davranış niteliğinde söyleyebiliriz. Mesela dikkat etme davranışı veya hatırlama davranışı gibi. Nöropsikolojik test bataryaları veya nöropsikolojik psikolojik test değerlendirmeleri işte bunu uygulamaktadır. Özellikle demans yani halk arasında bunama olarak geçmektedir. Bunamanın tüm tiplerini hangi tip bunamanın olduğunu tespit etmek, dikkati ölçmek, bu dikkat ikiye ayrılmaktır Basit dikkat ve sürekli dikkat daralmaların olup olmadığına bakmak, herhangi bir şekilde diğer klinik görüntüler benzerlik gösterdiği için ayırıcı tanıyı kullanmak için. Örneğin bir şey de demans dediğimiz yani yalancı demans anlamına gelen bir durum vardır. Bunun adı Türkçesi depresyondur ve depresyonla bunama birbirine karıştırıldığı için biz nöropsikolojik test değerlendirmesi de yapmaktayız. Nöropsikolojik test değerlendirmesi içinde birçok testi barındıran bir bataryadır. Bunlardan bir tanesi yüz tanıma, yüz tanıma bozukluğundan veya görsel nesneyi algılama bozukluğundan tutun, dikkatten tutun öğrenme süreçlerini uzun bellek ve kısa süre bellek süreçlerini tüm beyin fonksiyonlarını ölçen e, bir değerlendirme sürecidir. Özellikle nöropsikolojik test değerlendirmeleri e, ilgili hekimlik tarafından istenen MR görüntüleri veya diğer beyin görüntüleri ile birlikte birleştirildiğinde tanık olmakta muhakkak ki çok büyük bir yere sahiptirler.